Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size kota yemeyen, sınırsız, VPN diye tabir ettikleri proxy'yi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, VPN'den kurtulun artık. Artık VPN devri bitsin. Size proxy. Ne kota yer, istediğiniz zaman saniyesinde IP'leri değiştirebilirsiniz. Sınırsız ülke var, her ülkeyi seçebilirsiniz. Şimdi, benim IP'm bu. Sorgulayalım. Hatta var, yeniliyorum gördüğünüz gibi bakın. Sorgulayalım IP'mi. Tabi buna port açtığım için şu an gözükmez. Switcher'a tıklayalım. Arkadaşlar. Şu an ben bakın bu IP'ye bağlandım. Şimdi buraya tıklayıp next deyip zaten programın kurulumu basit anlatmaya gerek duymadım. Finish dediğimiz zaman tek tek IP'leri bulur. Bulması biraz 4-5 dakika sürüyor maksimum. Bulduğu zaman işiniz çok basit arkadaşlar. 200 pingli şey. Bakın tıklayın, switch deyin. Sayfayı yenileyin. Anında IP'niz değişiyor. Hatta SSD'den seçeyim. Bura biraz yavaş. Genelde SSD'den yapın bütün işlemlerinizi. Bakın. Bakın. Saniyesinde değişiyor IP'niz. İstediğiniz VPN'i seçin. Anında IP'niz değişiyor. Anında istediğiniz her şeye girebilirsiniz. Kota yemiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde kota yemiyor. Nasıl yemez? Türkiye yazıp Türkiye sunucularını kullanırsanız kota yemez. Onun dışında kotanız gider. Proxy. Proxy nedir? VPN'e göre VPN belirli sunucuları vardır VPN'in. Belirli sunucular üzerinden size giriş sağlar. Port filan açmaz. Proxy ise farklı kişilerin IP'sini bulup farklı kişiler mesela bu IP'ler üzerinden port açmıştır. Bunun yanına bir tane daha port açıp sizi oradan sokar. Yani oradan erişim sağlar. Siz şu an Germany'de bir tane veledin veya bir tane kişinin bilgisayarına giriyorsunuz diyelim. Bu kadar. Eğitimlerde kospot.com'da misal sevmediğiniz biri var ise onun da misal IP'sini eklersiniz. Modemine girersiniz, telefonuna, bilgisayarına, bilgisayarından veri çekmeyi, bilgisayarını eklemeyi, telefona eklemeyi. Bunların hepsini göstereceğim. İlerideki zamanlarda bu videoda yetişmem. Bu videoda sadece proxy'nin tanıtımını yapıyorum. Ve Ctrl Delete görev yöneticisi bunu kapattığınız zaman bile gördüğünüz gibi IP'niz değişmez kesinlikle. Nasıl değişir? Proxy switch ile gelirsiniz. Buradan şuna tıklarsınız. Ondan sonra IP'ni düzelir. Şu an yenilemem, benim IP'im gözükür çünkü. Bu kadar basit. Binlerce bakın işte 1000 adet var. 10.000 adet de bulabilirsiniz. 100.000 adet de bulabilirsiniz. Proxy de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir de private proxy'ler var. Bunlar özel proxy'ler. Bunların da nasıl alınacağını ilerideki videolarda göstereceğim, nasıl girineceğini. Kesinlikle bu proxylere girmeyin. Deed yazanlara girmeyin. Kesinlikle bunlara girmeyin. Bunlar test edilmemiş. Bunlara da girmeyin. Gireceğiniz tek şey SSL. Bazı durumlarda bahseye girebilirsiniz, deneyebilirsiniz olursa. Misal bahseki oluyor mu? Bakalım oluyor. Bazısı olmaz. Mesela bu olmaz. Bu da oldu. Bazen bu da basit de olabiliyor. Ama benim tercihim SSL sürekli. Daha güvenilir. Benim için teşekkür ederim. Proxy'ye çıkmak için şuna tıklamanız yeterli. Giriş yapmak için de tıklarsınız. Herhangi bir servere. Switch server dersiniz. Girersiniz. Misal buna bakalım bu kiminmiş. Bazen böyle bir hata çıkar. Ok dersiniz. Yeniden girersiniz. O hatanın çözümü de bulacağım yakında. Full sürümünü zaten ben videonun altında paylaşacağım. O sürümde hata çıkmaması lazım. Bu eski sürümü. Eski sürümü kullanıyorum ben. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.